Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sosyal bilgiler dersimizde hayatımızdaki teknoloji konusunu işleyeceğiz. Peki arkadaşlar, teknoloji nedir? Teknoloji dediğimiz şey, bir sanayi dalı ile ilgili yöntemleri, kullanılan araç ve gelişleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisine biz teknoloji diyoruz arkadaşlar. Peki teknolojik ürün dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Teknoloji kullanılarak elde edilen bütün ürünlere de biz ne diyoruz arkadaşlar? Teknolojik ürün diyoruz. Burada hayatımızdaki teknoloji başlığında teknolojik ürünlerimizin kullanım alanları, teknolojik ürünlerimiz nelerdir, bunlara örnekler ve teknolojik ürünlerin hayatımızdaki yerini sizlerle göreceğiz. Bir daha tekrar edelim. Teknoloji neydi? Bir sanayi dalı ile ilgili yöntemleri, kullanılan araç ve gereçleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisine biz ne diyoruz arkadaşlar? Teknoloji diyoruz. Ve teknolojik ürün olarak adlandırdığımız kısım ise teknoloji kullanılarak elde edilen bütün ürünlere biz ne diyoruz arkadaşlar? Teknoloji ürün diyoruz. Başlıklarımızı inceleyelim. Teknolojik ürünlerimizin kullanım alanları. Sağlık alanındaki teknolojik ürünler, eğitim alanındaki teknolojik ürünler, beslenme alanındaki ürünler, iletişim alanındaki ürünler, ulaşım alanındaki ürünler, temizlik alanındaki ürünler ve eğlence alanındaki ürünler olmak üzere burayı biz 7 başlıkta ele almış olacağız. Teknolojik ürünlerimize geldiğimiz zaman tekerlekli sandalye, ki bunların elektrikli çalışanları da bulunmaktadır, şarj edilip son teknolojide çok daha hızlı, yani engelli vatandaşlarımızın daha iyi kullanımını kolaylaştıran, bir yere ulaşımını hızlandıran, zamandan tasarrufunu ve bedensel gücünü az kullanacağı, yormayacağı şekilde tasarlanmış sandalyeler mevcuttu. Tansiyon ölçer dediğimiz cihazlar dijital olarak da bulunmaktadır. En eski tansiyon ölçer cihazımızdan bugünümüze kadar geldiğimizde ciddi bir gelişim göstermişti. Röntgen cihazımız hastane alanında, yani sağlık alanındaki gelişmelere örnek olarak verilebilir. Eğitim alanında inceleyeceğimiz ürünlere baktığımız zaman akıllı tahta. Önceden yeşil tahta ya da siyah tahta dediğimiz tebeşirle yazılar yazarken ya da bir şekli çizmek isterken, şimdi biz akıllı tahta ile herhangi bir görseli, videoyu ya da herhangi bir yazıyı tahtaya yansıtıp zamandan ve uygulamadan tasarruf sağlayabiliyoruz ve teknolojiyi sınıfımıza getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla şöyle bir şey mümkün. Biz öğrencilerimizi siz gidin araştırın dediğimiz şeyleri aslında sınıfımıza getirerek bütün öğrencilerin ulaşma imkanı sağlayıp, bütün öğrencilerimize ulaşma imkanı sağlayıp onların öğrenmelerini daha kalıcı hale getirmelerini sağlamış oluyoruz. Fotokopi makinesi, önceden el yazısıyla yazdığımız ürünlerimizi biz fotokopiyle çoğaltabiliyoruz ya da matbaa makineleri çıktı biliyorsunuz. Ama önceden insanlar ilk zamanlarda el yazılarıyla yazıyorlardı. Bir kitap oluşturmak, el yazısıyla yazmak kim bilir ne kadar zamanlarını alıyordu. Ama şu anda bilgisayarda hemen yazıyorsunuz, baskıya veriyorsunuz ve hemen çıkabiliyor. Ya da istediğiniz bir kısmı fotokopi makinesiyle zamandan tasarruf ederek çoğaltabiliyorsunuz. Projeksiyon cihazları ve akıllı tahta kullanımı yine aynı birbirini desteklemektedir. Biz istediğimiz ürünü görseli, telefonumuzda bulunan bir kısmı ya da kitabımızda da ilk kaynağımızda bulunan bir kısmı ya da öğrencimize ayrıca belirtmek istediğimiz bir video veya görseli projeksiyondan yansıtabiliyoruz. Ya da bir konuyu anlatacaksak, yine uygulama yapacaksak sınıfımızda biz tahtaya yansıtma yaparak öğrenmelerimizi destekleyebiliriz. Beslenme alanında yapılan gelişmelere baktığımız zaman ise buzdolabı, fırın, tost makinesi, buzdolabı yiyeceklerin daha uzun soluklu kurulmasını sağlamaktadır. Fırında yiyeceklerimizi pişirebiliriz, koruyabiliriz, kurutabiliriz. Tost makinesi yine bir istek ürünüdür ve yine zamandan tasarruf yapmamızı sağlamaktadır. Beslenme alanında kullandığımız bir üründür. Ya da dip frizler yine yiyeceklerimizi uzun süre korumamızı sağlamaktadır. Baktığımız zaman ulaşım alanında araba, uçak, tren. Önceden biz tekerleği bulduk. Tekerleği bulduktan sonra işte dört tekerlek, ondan sonra hayvanlarla yardımıyla oradan oraya gitmek. İnsanların aylarını, yıllarını alıyordu belki de. Günlerini, gecelerini alıyordu elbette. Ama şu anda bir arabayla bir şehirden bir şehire gidebiliyoruz. Uçak yardımıyla hızlıca gidebiliyoruz. Tren yardımıyla yine bir şehir arası yolculuk yapabiliyoruz. Hele ki günümüzde hızlı tren çıktı biliyorsunuz. Yani bu demek oluyor ki teknoloji hala gelişmeye devam ediyor ve biz bunun teknolojinin geliştiğini nereden anlıyoruz? Ürünlerinden anlıyoruz. Teknoloji bilgilerinin uygulandığı kısmı neresi? Ürünler. Can bulmuş hali ürünlerden anlıyoruz. Telefon, bilgisayar ve tablet yine bizim ne için kullandığımız ürünler? Hem
iletişim için kullandığımız ürünler, hem de eğlence için, yeri geliyor eğitim için kullandığımız ürünler. Telefonla biz iletişim sağlayabiliyoruz. Önceden bir kişiyle iletişim sağlamak için bir mektup yazacaksınız, o ulaşacak, ondan sonra size gelecek gibi bir süreçten başlarken, şu anda bir mesaj atıyorsunuz, dünyanın öbür ucunda bulunan bir arkadaşınız bu mesajı okuyabiliyor. Bilgisayarda aynı şekilde biz istediğimiz ürünü elde edebiliyoruz. Bilgisayarlar masaüstü bilgisayardan, dizüstü bilgisayara, tablete ve yine dünyadaki bütün bilgiler telefonumuza kadar inmiş durumda. Bu yine bize niye gösteriyor arkadaşlar? Teknolojinin geliştiğini ve biz teknolojinin geliştiğini nereden anlıyoruz? Ürünlerden anlıyoruz arkadaşlar. Baktığımız zaman temizlik alanında kullanılan ürünlere bakalım. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, işte elektrikli süpürge makinesi ya da kurutma makineleri, bunlara gitgide gelişerek ve değişerek, katlanarak ilerlemektedir. Bu demek oluyor ki teknolojik ürünler çeşitlilik gösterecek, yenilenecek ve gelişecek. Bir sonraki modelin, bir sonraki ürünün ya da bir önceki modeli herhangi bir üründe, çamaşır makinesi olsun, buzdolabı olsun, bulaşık makinesi olsun, hangi ürüne bakarsanız bakın, bunun şu anki ürünün bir sonraki ürünü daha iyi olacak, daha gelişmiş olacak, daha dijital olacak, teknolojiye daha çok hitap eden ürünler olacak ve biz bunu hep nereden takip etmiş olacağız, nereden fark etmiş olacağız teknolojinin geliştiğini arkadaşlar? Ürünlerden anlamış olacağız. Peki bu teknolojik ürünlerin hayatımızdaki yeri nedir? Yani tekerlekli sandalye ya da akıllı tahta, buzdolabı, araba, uçak, telefon, bilgisayar ve hepsi. Burada belli başlıklar ele aldık. Bunlara yine bu sayılara yine bu örnekleri eklemeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Teknolojik ürünler bizim en genel başlıklı arkadaşlar istek ve ihtiyaçlarımızı kolaylaştırmakta. Biz istek ve ihtiyaçlarımıza hızlı erişiyoruz ve kolay ulaşım sağlıyoruz. Kesinlikle kolay bir şekilde ulaşıyoruz. İstek dediğimiz şeyler nedir mesela? Bir eğlence için bilgisayarımızdan müzik indirmek. Önceden müzik için bir kaset alacaksınız ya da bir CD alacaksınız, oluşturacaksınız, gideceksiniz vesaire. Bu ciddi zaman kaybı. Ulaşımı zordu ama şu anda hemen elinizin altında telefon, bilgisayar ve tabletten bir bilgi erişebilirsiniz. Müzik indirebilirsiniz, video izleyebilirsiniz. İsteklerimiz dediğimiz şey bizim yapmaktan hoşnut olduğumuz şeyler. Ama ihtiyaçlarımız dediğimiz şey ise, kısım ise şuydu arkadaşlar, hatırlatıyorum bu konuyu. Mutlaka hayatta kalmamız için gerekli şeyler. Beslenmemiz, sağlığımız, bunlar bizim için kesinlikle olması gereken şeyler. Bunların hepsini, hem isteğimizi hem de ihtiyaçlarımızı teknolojik ürünler kolaylaştırmakta, hızlı ve kolay erişim sağlamakta. Bilgiye erişim, telefon, bilgisayar, tablet, televizyon, bunlardan biz bilgiye kolayca erişiyoruz. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Nerede ne olmuş, dünya nereye gidiyor, hangi ilimizde neler mevcut, bunların hepsini görebilmekteyiz. İletişim, haberleşme kolaylığı. Yakınlarımızla, arkadaşlarımızla, akrabalarımızla, uzaktan ve yakından ya da biz şehir değiştirdiğimizde iletişim halinde oluyoruz. Haberleşmeye devam ediyoruz. Sağlığımızın korunması, artık herhangi bir hastalık anında moralimizi bozmuyoruz, üzülmüyoruz. Biliyoruz ki teknoloji gelişiyor ve her hastalığın bir çaresi bulunmakta. Yani sizi teşhis, tanı koyma sürecinde mutlaka arkadaşlar size gerekli cihazlar ne gerekiyorsa sağlanmakta, tıp alanında ya da sağlık alanındaki gelişmeler devam etmekte. Ulaşımda kolaylıklar, araba, uçak, tren, gemi, aklınıza ne getirirseniz getirin arkadaşlar. İlk bulunduğumuz noktadan, yani tekerleğin icadından bugüne kadar tamamen gelişti. Arabayı ele alalım. En basit bir araba ve birçok modeli bulunmakta. Sizin ihtiyacınıza ve isteğinize göre çeşitlilik göstermektedir. Eğlence amaçlı kullanılanlar, işte dizi, filmi izleme, müzik indirme, dinleme, bunların hepsini yapabilirsiniz. Öylesine gezinebilirsiniz, fotoğraf paylaşabilirsiniz. Bunlar sizin tamamen eğlence amaçlı kullandığınız kısımdır. Tekrar ediyorum başlıkları. Teknoloji neydi arkadaşlar? Bir sanayi dalı ile ilgili yöntemleri, kullanılan araç ve gereçleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisiydi. Teknolojik ürün neydi? Teknoloji kullanılarak elde edilen ürünlerin tamamıydı arkadaşlar. Devam edelim. Teknolojik ürünlerimizin kullanım alanları. Sağlık alanı, eğitim, beslenme, iletişim, ulaşım, temizlik ve eğlence alanında kullanılıyordu. Ürünlerimize bakalım. Tekerlekli sandalye, tansiyon ölçer, röntgen cihazı, akıllı tahta, fotokopi makinesi, projeksiyon, buzdolabı, fırın, tost makinesi, araba, uçak, tren, telefon, bilgisayar, tablet, çamaşır, bulaşık makinesi gibi bu ürünlerin tamamı burada kullanım alanlarını desteklemektedir. Bizim teknolojik ürünlerimizin hayatımızdaki yeri en genel başlıkta istek ve ihtiyaçlarımızı sağlaması,
İstek ve ihtiyaçlarımıza hızlı ve kolay erişim sağlaması arkadaşlar. Teknoloji konumuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki konumuza görüşmek üzere.